Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür Teşekkürler. ediyoruz. Tabii ben kısaca özetlemeye çalıştım ama şu an itibariyle arsa Avrupa'yı da sollamış durumda fiyatsal itibariyle. %97 bir getiri sağlıyor. Nerede olursa olsun Türkiye'nin taşı toprağı altın mı? Türkiye'nin tabii ki taşı toprağı altın ama yatırımcı için artık biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde böyle bir arsaya inanılmaz bir talep oldu. Çünkü insanlar pandemi döneminde evlerde kaldıklarında başlarına geleni tahmin ettiler. Öncelikle orada başladı. Ondan sonra da konut fiyatlarının hızlı yükselişi yatırımcıyı da sade normal vatandaşı da konut alamayan vatandaşı da konuta bütçesi yetmeyeni de doğal olarak arsaya yönlendirdi. Şimdi iki tip arsa ve arazi olayımız var. Birisi üzerine inşaat yapılan, müteahhitleri ve büyük firmaları ilgilendiren arsalar, araziler, imar izni olan. Diğerleri de tarla ve tarlanın bir üst kısmı yine Tarım ekilip arazisi gibi. biçilebilen tarım, evet, tarım arazileri. Bunu da vatandaş özellikle pandemiden sonra dediğim gibi konut da alamayınca birikmiş parasıyla buralara yönlendi. Şimdi bu aralar tabii satışlar birazcık mevduat faizlerinin yüksekliği nedeniyle satışlar biraz gevşedi diyorum. Biraz fren yaptı diyorum. Ama enflasyon düştüğü zaman ancak ben arsa fiyatlarının da düşüşünü bekliyorum. Çünkü insanlar, vatandaşımız parasını bir yerde değerlendirmek istiyor. Enflasyonla eriyen parasını arsada, arazide değerlendirmek istiyor. Biz Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımızda arsa maliyeti genel olarak bir inşaatın içindeki maliyetlere oranında %20, %25 maksimum. Avrupa'da da Amerika'da da böyle olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye'de bu %50, 60, hatta çok talep gören bölgelerde işte İstanbul'un bir Bağdat Caddesi gibi, bir Etiler gibi buralarda arsa maliyetleri %70'lere kadar yükseliyor. Bunlardaki düşüş tabii bir taleple de alakalı olup olamayacağı biraz da belki insanlar mevduat faizlerinden artık faizler düşmeye Evet. başlarsa, biraz da enflasyon azalırsa, o zaman ben arsa, arazi ve konut fiyatlarının yani gayrimenkul yatırımcısının daha çok Peki. umutlanacağını düşünüyorum. Biraz daha fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Ev almak için doğru zaman mı? Ev mi alalım, arsa mı alalım? Yatırım tavsiyesi değil elbette ki bu söyleyeceklerimiz ama şu dönem için yapmamız gereken en önemli şey ne? Yani birikmiş bir paramız varsa bununla bir ev almamız için doğru bir zaman mı? Bunu nasıl gerçekleştiririz diye sormuştuk. Tekrar bir bağlanmayı deneyelim Ayşe Hanım'la. Tabii arsa fiyatlarında düşüş görülür mü diye sorduğumuzda arsa fiyatları enflasyona bağlı olarak enflasyon eğer düşerse düşme ihtimali var dedi Ayşe Hanım. Sorumu duyabildiniz mi Ayşe Hanım? Kusura bakmayın, elektrik kesiliyor Olsun. bölgede. Yayında bir ara vermek Sorumu zorunda kaldık. yineleyeyim Şimdi ben biz size. Ev almak için doğru zaman mı demiştim. ev almak için doğru zaman diyeceğim. Bazıları da diyecekler ki mevduat faizleri bu kadar yüksekken, bu kadar güzel gelir elde edebiliyorken neden alalım? Çünkü şundan almaları gerekiyor. Maliyetler düşmüyor Mehmet Bey. Maliyetler düşmeyecek de. Eğer maliyetlerin düşmesi mümkün olursa o zaman konut fiyatları da düşecek. Şimdi 1 milyon liramız var, yaklaşık 50 bin lira gibi bir getirisi var mevduat faizinde diyelim senede. Ne kadar gelecek? İşte 600 bin lira gibi bir para kazanacak. Ama bugün alacakları evi bir sene sonra, 2 sene sonra aynı fiyatla üzerine 500 bin lira ya da 600 bin lira koyarak alamayacaklar. İşte bunu görüyor vatandaş ve özellikle ben mevduat faizleri düştükten sonra insanların, şimdi bu vergiler de geliyor ya, bir konutla ilgili kira Evet. gelirleriyle ilgili bir vergilerde konuşuluyor. Bu da insanların daha çok tekrar arsaya yönelteceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu konut yatırımcısını biraz geriye çekilmeye, biraz daha düşündürmeye başladı. Ve yatırımcı, konut yatırımcısı yine arsaya yönelecektir. Çünkü bizim insanımız toprağı sever. Toprak en iyi yatırımdır diye düşünür. En azından çocuklarıma kalacaktır diye düşünür. Emekliliğimde lazım olur diye düşünür. Eğer konut alamazsa mutlaka arsaya yönlendirecektir. Mevduat faizlerinden sonra da böyle bir şey bekliyorum. Konut almak için doğru zaman, çünkü şu anda insanlar konutlarını satmak istiyorlar. Satışlar düştü.
Bir şeye talep azalırsa fiyatlar da aşağı iner. İşte bu da fırsatları getirir. Bence bu fırsatları Ama söylediğiniz yakalarlarsa önemli bir gerçek var ki inşaat maliyetleri de, girdi maliyetleri de arttı. İşte betonundan ne bileyim içeride kullanılan malzemelerine kadar artan bir inşaat maliyeti varken o evler nasıl düşer diye de insan düşünmüyor değil. Evet. Çok Ben böyle teşekkür ederim. düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok Teşekkür sağ olun. ederim. Ayşe Fügen Arda ile konuşmuş olduk. Önemli bir konuydu elbette. Bu konuyu da masaya yatırmış olduk.